Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz pankek tarifini hazırladım. Gelin hemen yapılışına başlayalım. Tabii eğer kızım müsaade ederse bugün yine ilk başlangıcı onunla birlikte yapacağız. Bir çay bardağından birazcık eksik toz şekeri çırpma kabına alıyorum. Şeker miktarını damak tadınıza göre biraz azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. 2 adet yumurtayı da ilave edip İyice çırpıyorum. Ortalama 2-3 dakika kadar çırpıyorum. Yumurtanın rengi biraz açıldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını azar azar ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. İki su bardağı süt. Su bardağı tepeleme un. Ah bir de bana fırsat verse. Gördüğünüz gibi bardağı boşalttığım anda hemen tutup aşağı doğru indiriyor. Ben normalde ikinci bardağı boşaltırken hepsini tek seferde boşaltmayacaktım ama bardağı gördüğünüz gibi tuttu ve bırakmadı. Bir çırpma teli yardımıyla karıştırdıkça zaten hamur kıvamına geliyor ve un miktarı da daha normal bir seviyeye indiğini göreceksiniz. Zar zor da olsa birazcık karıştırdım. Hemen etrafı toparladım. 2 çay kaşığı kadar kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya ilave ettikten sonra çırpma işlemine devam ediyorum. Hamurumu güzelce çırptım. İçerisinde hiç topaklanma kalmadı. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Normal klasik tavalarda da yapabilirsiniz ama ben bugün tavada değil Silex makinesinde pişireceğim. Bunun tost makinesi gibi düşünün, hiçbir fark yok. Tost makinesinde de aynı şekilde pişirebilirsiniz. Ama dediğim gibi normal tavada pişirin gitsin. Zaten oldukça da kolay pişiyor. Ben biraz daha zamandan tasarruf sağlamak için bu makineyi kullandım. Artık hangisini yapacaksanız siz bilirsiniz. Normalde kaşıkla dökerseniz hepsi tam aynı ölçüde gelir. Benim simetriğim çok iyi değil. Zaten boşaltırken de görüyorsunuz. Bazısı büyük, bazısı küçük. Ben hiç fark etmemişim. Bir tanesi damlıyor. Ama 2 dakika sonra onun damlaması duracak. Çünkü pankek piştikçe akma işleminde duruyor. Normal tavada yapacaksanız veya Silex makinesinde de yapacaksanız mutlaka öncesinde iyice ısıtın. Daha sonra pankekleri sıkarak pişirin. Önce bir tarafını pişirdim. Çok fazla bir tarafın kızarmasına izin vermeyip diğer tarafına çevirin. Bu sayede iki taraf da eşit pişecektir. Aslında pişmekten ziyade şu an üst kısmını nasıl dümdüz görüyorsanız eğer böyle üzerinde çok fazla delik oluşmadan çevirirseniz her iki tarafı da aynı şekilde oluyor. Ama makine çok büyük. Ben yetişene kadar biraz fazla pişmiş oluyordu diğer tarafı. Normalde tavada yaptığım zaman pişirme kıvamını çok daha iyi ayarlayabiliyorum. Çünkü en fazla 4 tane sıkıyorum. Bu sayede hemen hızlı bir şekilde çevirme imkanım oluyordu. Bu arada Silex'i ilk 5 ayarında kullandım. Ama ısısı çok aşırı yüksekti. Bu yüzden 3,5-4 ayarını aldım. Her videomda olduğu gibi tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz mutlaka yoruma kalp bırakın. Ben de bu sayede izlemiş olduğunu sanırım. Ayrıca şimdiden beğenip yorum yapan herkese çok ama çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Bütün pankeklerimin hepsini pişirdim. Servis tabağına aldım. İsterseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Eğer bir gece öncesinden yapacaksanız üzerine streç filmle kapatın. Tabii ki soğuduktan sonra. Ertesi güne aynı yumuşaklıkta ve tazelikte oluyor. Eminim birçoğunuz pankek tarifini biliyordur. Ama hem kanalımda bulunsun hem de yapmak isteyenlere fikir olsun diye tam ölçülü olarak vermek istedim. Bir de yumuşaklığını görün, inanılmaz yumuşaktır. Bu tarif gerçekten hem çok kolay hem de çok lezzetlidir.
İster üzerine pudra şekeri serpiştirin, sade olarak servis yapın. İsterseniz üzerine bal, pekmez, reçel veya arzunuza göre peynirle bile servis yapabilirsiniz. Hatta ben bir kısmını peynirle yedim, inanılmaz lezzetliydi. Tabii sürme çikolatayla çocuklar çok daha bayılarak tüketiyor. Artık bu kısımlar tamamen arzunuza kalmış. Yumuşaklığını da zaten gördünüz. Gerçekten çok çok yumuşak. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimize tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.